Gençlerle büyük buluşma konuğu Sağlık Bakanı Profesör Doktor Sayın Recep Akta. Sayın Bakanım yeniden hoş geldiniz. Sayın Bakanım gündemle başlamak istiyoruz. CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili istifa söylemleri gündemde. Zaten olağan kongre takvimini başlattılar. Fakat partide olağanüstü kongre istediklerini söyleyen milletvekilleri var. Geçtiğimiz günlerde de parti sözcüsü Selin Sayın Böke istifa etti. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? CHP nasıl bir yolda ilerliyor? CHP neler yapmalı size göre? CHP aslında bildik bir yolda ilerliyor. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğini bu son günlerde bir kere daha yaşıyoruz. Aslında yeni bir şey yaşamıyoruz. Öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi hiziplerin, çatışmaların, kavgaların, anlaşmazlıkların, birbirini karşılıklı suçlamaların partisi olmuştur. Onun için ben yeni bir durum görmüyorum doğrusu. Bildik, gelenek devam ediyor. Tabii bunu biraz da hoş görmek lazım. Çünkü 1950'den itibaren, düşünün aradan kaç sene geçmiş, çok partili döneme, demokratik hayatımızda çok partili döneme geçtiğimizden bu yana 76 yıl geçmiş. 76 yıl boyunca milletin bir kere bile iktidarına müsaade etmediği bir parti sonuçta kavgayı kendi içinde büyütmekte buluyor. Başka türlü de yapamıyorlar. Bu Türk siyaseti açısından iyi değil. Evet. Ana Muhalefet Partisi'nin çok daha yapıcı, olumlu bir çizgide yürümesini arzu ederiz ama bu gelenek pek değişecek gibi de görünmüyor. Yine bunlar olacak. Yani önümüzdeki günler Cumhuriyet Halk Partisi'ni çatışma ve kavga bekliyor maalesef. Evet, arkadaşlarımıza geçiyoruz ve yeni sorularla devam edelim. Buyurun. Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iktisat öğrencisiyim. Adım Ayşenur Gündoğar. Sorumu soruyorum hemen. Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişine baktığımızda hayatında, siyasi yaşamında, siyasi çevresinde İslami referansları esas alan insanların önemli bir yeri var. Ancak son zamanlarda gazeteciler düzeyinde AK Parti İslamcılarla yollarını ayırmalıdır gibi bazı söylemler konuşulmaya başlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bazı kesimleri rahatsız ediyor. Ayrıca beni de rahatsız ediyor. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu hususta Hayrettin Karaman Hoca çok güzel bir tanımlama yaptı yakın bir zamanda. Bu İslamcı tırnak içinde İslamcı tanımlaması acaba ne diye? Şunu söyledi. Yani Müslümanların içinde kendi halkına hizmet etmeyi biraz daha hedef alan ve hayatını bu yönde tanzim eden insanlara böyle söyleniyor dendi. Yoksa bu milletin hepsi Müslüman. Yani Müslüman bir insansınız ama İslamcı değilsiniz falan garip olurdu doğrusu. Dolayısıyla yani bir şekilde hayatını kendi halkına, kendi milletine, Müslüman bir millete, hizmete adamış insanlara İslamcı diyebiliriz dedi. Böyle söyleyince zaten tanım o kadar netleşiyor ki. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında güzel bir şey söyledi. Biz hizmet ederken bu hizmeti en iyi yapabileceğimiz kişilerle yolumuza devam ediyoruz, etmeliyiz. Dolayısıyla kendi hayatında İslam'ı biraz daha böyle sıkı yaşayanlar var, takva yaşayanlar var, orta yaşayanlar var, belki böyle çok yaşayamayanlar var. Bunlar herkesin kendi özgürlük alanı, şahsi alanıdır. Önemli olan millete hizmet edebilecek liyakat ve ehliyete sahip olunması. Ben doğrusu insanları bu şekilde tasnif etmek düşüncesinin çok yanlış olduğunu inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yine tırnak içinde İslamcı diye ifade edilen Hayrettin Hoca'nın tanımlanmasına uyan kişilerden farklı bir çizgi tutturmasını da asla mümkün görmüyorum. Hepimizin geçmişi belli, nereden geldiğimiz belli, niçin hizmet etmek istediğimiz belli. Çünkü biz AK Parti olarak insana hizmeti önceliyoruz ve bu noktada da inançlarımız bize yol gösteriyor. Biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden bir dine sahibiz. Dolayısıyla insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Tabii ki insanımıza hizmet edeceğiz. Bunun dışındaki bir tanımlamayı da ne ben kabul edebilirim, ne de partimizin içinde hizmet eden hiç kimse kabul edebilir. Bu suni ayrım çabaları
bir şekilde şöyle ya da böyle fark etmez. Yek diğerini ötekileştirme çabalarını da AK Parti'ye ve Türkiye'nin geleceğine çok zararlı bulurum. Hiç kimsenin köşe kapmaca falan oynamaması lazım. Biliyorsunuz köşe kapmaca oyununda bir kişi ortada kalır. Ya da diyelim ki 10 kişi köşe kapmaca oynasa, 5 köşe olsa ortada 5 kişi kalır. Siyaseti biz hiç böyle görmedik. Allah korusun, bir köşe kapmak, bir koltuk kapmak, bir yere gelmek için böyle tanımlamalar yapmak, işte şunlar tasfiye edilecek, bunlar tasfiye edilecek diye konuşmak, bunları arka yollardan, arka kapılardan, bir takım sosyal medya vasıtalarını falan kullanmak AK Parti'ye yakışmaz. AK Parti'ye bunlar etkide etmez. Yani bizim duvarımızdan bu şekilde bir tek tuğla bile koparamazlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine soruya devam edelim. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Belkıs Öztürk, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hükümetin en uzun bakanlık yapan isimlerinden birisiniz. Ülkemizdeki muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sizce yeni sistemle beraber iktidar muhalefet arasındaki siyasi rekabet, kutuplaşmanın da ötesinde ülkeye hizmet boyutuna ulaşabilecek mi? Örneğin bir muhalefet partisi olmasına rağmen MHP sistem değişikliğinde ülkenin bekası için diyerek destek verdi. Yeni dönemde de bunun ipuçlarını görebiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Teşekkür ederim Belkıs. Şöyle söyleyeyim. Muhalefet diye tek bir kategori yapmak yanlış olur. Sonuçta Türk siyasetinin aktörlerinden, partilerinden bahsediyoruz. Şu anda mecliste 4 parti var biliyorsunuz. Tek tek konuşacaksak HDP'yi gerçekten demokrat bir parti gibi görme imkanı kalmadı. Çünkü HDP sürekli olarak terörle kol kola, terörle iç içe, PKK'dan talimat almadan kolay kolay iş yapamayan bir parti durumuna geldi. Bu büyük bir talihsizlik. Yani HDP'nin bundan kurtulması mümkün müdür? Ya da bu zihniyette siyaset yapan politikacıların terörist baskısından, terör örgütlerinin baskısından kurtulması mümkün müdür? Bilmiyorum ama kurtulmalarının çok önemli olduğunu inanıyorum. Aksi takdirde o tarafta bir ne muhalefetten ne de hayırlı bir işten bahsedemeyiz. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu gerçekten çok olumlu. Sayın Devlet Bahçeli'nin ve partinin tutumu Türk siyasi tarihinde örnek teşkil ediyor. Anayasayı bu şekilde birlikte değiştirdik biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti. Yani milletin ortak değerleri, ortak geleceği söz konusu olduğunda olumlu bir muhalefetin yapılabileceğini aslında son zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli gösterdi. Bu sadece anayasa değişikliği için değil. Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda dış politikamızla ilgili olarak da aynı basireti Sayın Bahçeli gösteriyor. Bunun için hakikaten kendisine şükran borçluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce Fatih Bey de girişte sormuştu. Farklı bir hikaye. Gerçekten büyük bir hani hayal kırıklığı desem yeni değil. Ama Türk siyaseti adına, Türk siyasi tarihi adına büyük bir kayıp. Maalesef 50'de çok partili iktidara geçtiğimiz andan itibaren demokratik yolla iktidara gelemeyince, demokrasiyi dillerinden düşürmemelerine rağmen, ki genelde böyle oluyor. Belki de en az inananlar en çok dillerine doluyorlar bu kavramları. Demokrasiyi hiç de dillerinden düşürmemelerine rağmen sürekli olarak vesayet odaklarından medet umdular. 60'ta ihtilal sırasında böyle oldu. Daha sonra da böyle oldu. 28 Şubat'ta bunu gördük. 27 Nisan muhtırasını biliyorsunuz, hatırlarsınız değil mi gençler? Bir muhtıra vardı 2007'de. Yani silahlı kuvvetlerin içindeki o vesayet çabalarının AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üzerinde etkili olmaya çalıştığı o çabaların 2007'deki bir tezahürüydü. 27 Nisan muhtırası hükümete karşı verildiği zaman Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, en başta Sayın Deniz Baykal olmak üzere, bir zil takıp oynamadıkları kaldı. İşte bunun en son örneğini 16 Nisan'da görüyoruz. 16 Nisan'dan önce büyük bir talihsizlik olarak Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a kontrollü darbe gibi bir yakıştırma yaptı ki bütün şehitlerimizin
bence ruhunu sızlattı. Ve yine 16 Nisan'dan önce ve sonra milletin iradesini kabullenmeyeceklerini açıkça belli ettiler, beyan ettiler. Yani şimdi de buna devam ediyorlar zaman zaman. Bu bir yol değil, bu çıkmaz sokak. Cumhuriyet Halk Partisi kendi yanlış geleneğini terk etmeli ve gerçekten demokrat bir parti olmalıdır. Umuyorum böyle olur. Yani Türkiye'nin muhalefet cephesinde görünenler bunlar. Baştan söylediğim gibi tek bir muhalefet tanımı yaparak bunları yorumlayamayız. Bu şekilde yorumlayabiliyorum doğrusu. Sayın Bakalım, yaklaşık 15 yıldır iktidarsınız ve tek başınıza yönetiyorsunuz. Gerçekten muhalefetin eksikliğini hissediyor musunuz bu konuda? Vallahi, yani sizin tamamlayıcı olabileceğini düşünüyor musunuz mesela yapısal eleştiriler işte olarak? İşte söylediğim gibi zaman zaman doğrusu bütün bu yorumuma rağmen zaman zaman muhalefetin katkılarını gördük. Biz Avrupa Birliği ile ilgili uyum yasaları yapılırken evet. Anayasada başlangıçta bu katkıları gördük. Mesela sigara ile mücadele konusunda zamanında biz muhalefetin katkılarını gördük. Buna benzer katkı aldığımız zamanlar oluyor. Ama şöyle bir yanlış yaklaşım yok değil. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yakından görüyoruz. HDP'de bu noktada benzer davranıyor. İşleri ne kadar yavaşlatırsak diye düşünüyorlar. Ne kadar engel koyarsak o kadar başarılı olmuş oluruz. Halbuki millet bizden hizmet bekliyor. Yapılacak kanunların bir an önce yapılması lazım. İşlerin bir an önce yapılması lazım. Çünkü ekonomimizi geliştireceğiz. Gençlerimize iş alanları bulacağız. Refah seviyemizi artıracağız. Evlere giren aş, ekmek artacak. Bir çabası bu olmalıdır bir hükümetin ve bir evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Yoksa böyle her yapılan işi abartılı bir biçimde rejim elden gidiyor işte. Şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor dendiği zaman gerçekten bir katkı verilmemiş oluyor. Ama zaman zaman gerçekten çok katkı aldık. Alabiliriz de bundan sonra da. Şimdi burada işte stüdyoda arkadaşlarımız var. Beraber bu programı yapıyoruz. Başörtülü kardeşlerimiz var. Olmayan kardeşlerimiz var. Senelerce bunu bir rejim meselesi gibi tartıştı mesela Cumhuriyet Halk Partisi. Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Ya akla ziyan bir işi senelerce bir rejim meselesi diye tartıştılar. Mesela HDP'ye bakınca da gerçekten söylediğim gibi yani kendi iradesi elinde olmayan bir muhalefetin hangi katkıyı vermesini bekleyeceksiniz ki? Bir kere bile kalkıp bir kere PKK bir terör örgütüdür. Yaptıkları şu eylemi lanetliyorum diyemediler. Diyemiyorlar. O zaman biz doğrusu bazen kendimizi yanlış hissettiğimiz oluyor. Çünkü muhalefet bir anlamda sizi sürekli olarak gözetleyen, size katkı veren, yanlışlarınız varsa onları düzelten bir mekanizma olmalıdır. Bunu yaşıyoruz. Yaşayamadığımız zamanlar oluyor. Umarım ki bundan sonra 16 Nisan'dan sonra bunu çok daha olumlu bir biçimde yaşamaya devam ederiz. Çünkü muhalefetin bu katkıları ülkenin kalkınması, gelişmesi açısından aslında hem yararlı hem de elzemdir. Evet. İzleyicilerimize gençlerle büyük buluşma etiketini de hatırlatıyoruz ve arkadaşlarımızı dönerek yeni sorular alıyoruz. Buyurun. Merhabalar Sayın Bakanım, hoş geldiniz öncelikle. Tuğçe Mete ben. Biraz aynı çizgide bir soru soracağım. Ben de muhalefetle ilgili bir soru soracağım ama özele indirgeyeceğim, isim vererek söyleyeceğim. Bir tarafta Muharrem İnce'nin olağanüstü seçim kongresi çağrısı var ve Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcısını sen seçerken Cumhurbaşkanı'nı eleştiremezsin diye bir sözü var. Ama bir tarafta da Çukur siyasetini bitiren HDP ile 2019 için beraber çalışmak isteyen ve hapishanede ziyaret eden CHP milletvekilleri var. Geçtiğimiz günlerde de Sözcü Gazetesi'nin yazarı Uğur Dündar'ın %49'luk hayır oyunu referans alarak uyuyan devin uyandığını ve önce Kılıçdaroğlu'nu sonra da Erdoğan devireceğini söylediği bir sözü var. Tüm bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özelde hani neler söylemek istersiniz bu kişilerle? Bu sonuncusundan başlamak lazım. Şimdi bunları yazıp çizenler, mesela bu son söylediğiniz yazar, sıkıştıklarında Türkiye'nin kutuplaştığını, polarize olduğunu da söylüyorlar. Bunun için bizi suçladıkları da oluyor. Ama şu söylediklerinize, daha doğrusu naklettiklerinize bakın, nasıl bir kutuplaştırmadır bu? Kardeşim, demokratik bir sistemimiz var. Demokrasiyle yönetiliyoruz. Sonuçta
bir referandum yapılıyor, oylama yapılıyor ya da bir seçim yapılıyor, oylama yapılıyor. Burada farklı görüşlerde oy kullanmak birbirinden tamamen kopmuş iki toplum anlamına falan asla gelmez. Farklı oy kullanan insanlar birbirlerinin düğünlerine gidiyorlar. Birbirlerinin cenazelerine gidiyorlar. Birbirlerinin sıkıntılarını paylaşıyorlar. Hatta aynı evin içinde farklı oy kullanan insanlar var. Bundan daha tabii ne olabilir? Zaten demokrasi bu demek değil mi? Yani eğer herkes bir tarafta durarak bir seçim yapmış olacak, yani öyle olsaydı, canım bunun ne anlamı kalırdı? Kaldı ki başından beri bu tek adamlık, diktatörlük, işte seçimleri şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar suçlamaları var ya. Aslında halk oylaması sonuçları bütün bunların da tarihin çöplüğüne atıldığı bir dönem olmuştur. Allah korusun Türkiye'de öyle bir ortam olsaydı, o zaman %51 çıkmazdı, %90 çıkardı canım. Bu bazı ülkelerde oluyor biliyorsunuz. Seçim yapıyorlar. Esed seçim yapsa %90 çıkıyor. Bilmem hangi ülkede seçim yap. Bugün Kuzey Kore'de seçim yapsalar herhalde %95 çıkar. Ne oldu? Demokrasiyle mi yönetilmiş oldu? Onun için bir taraf %49, bir taraf %51, uyuyan dev falan gibi laflar, çirkin laflar. Bunlar toplumumuzu kamplara ayırmak için asla bir sebep olamaz. Zaten milletin böyle bir havası da yok kardeşim. İşte bakın sokağa dökmeye falan çalıştılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiç kimse itibar etmedi. Söylediğim gibi aynı ailenin içinde iki kardeş, karı koca, birisi evet dedi, birisi hayır dedi diyebilir. Herkesin aklı var, fikri var, vicdanı var. Buna göre oy kullanır. Bunlar bir toplumun ayrışması için sebepler değil. Sonuçta millet bir cumhurbaşkanını yarın seçecek. O cumhurbaşkanı bir hükümet kuracak. Tamamen demokratik seçimlerle. Sonra o hükümet gelecek, bizi yönetecek, bize hizmet edecek. İyi hizmet ederse bir daha seçeriz. Etmezse seçmeyiz, başkalarını seçeriz. Bu bahsettiğiniz yazar ve benzerlerin tutumu ki bunu Kılıçdaroğlu da çok açık biçimde kullanıyor. Aslında ne 49 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu ne de 51 AK Parti'nin oyu. Böyle değil. Bu yani, bir referandum her şeyden önce siyasi. Bu bir yeni sistemle ilgili insanların düşüncelerini sorduğumuz bir halk oylaması oldu ve bitti. Artık bir defa bunu tartışalım, bunun sosyal politik sonuçlarını konuşalım ama oraya takılmayalım artık. Niye 48, niye 52, niye şöyle oldu falan demek bana çok saçma geliyor. Önümüze bakmamız lazım. Bu sonuçlar bizi doğru bir yere götürmedi. Hep beraber ülkenin kalkınmasına kafa yormalıyız. Biraz önce de söyledim diğer sorduğunuz sorular. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu çatışmalar yaşıyor. Bir an önce yaşasınlar, bitsin de işimize gücümüze bakalım. Yani millet bunlarla alakadar da olmuyor. Ben size söyleyeyim. Bana ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim ne yapacakmış birbirinin kuyusunu kazacakmış falan. Benim aşa ihtiyacım var, işe ihtiyacım var. Yollarımın yapılması lazım. Eğitimde çocuğum var, iyi okuması, iyi bir okulda düzgün bir eğitim almasını isterim. Hastam olursa o hastama doğru düz bakılsın isterim. Türkiye sağlıklı bir ülke olsun isterim. Türkiye'nin kişi başına düşen geliri artsın. Bütün gençler iş sahibi olsun. Bunlara odaklanmalıyız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde kavgasını yapsınlar. Lütfen bir an önce bitirsinler. Yani bu kadar da bizi meşgul etmemeler lazım. Evet, arkadaşlarımızdan yeni sorular alıyoruz. Sayın Bakanım öncelikle hoş geldiniz. Yunus Emre Dursunkaya, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyim. Sayın Bakanım bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle siyasal alanda ne gibi değişiklikler olacak? Özellikle Türkiye'de farklı ideoloji ve yapıda birçok küçük parti var. Bunlar varlıklarını sürdürebilecekler mi? Yoksa yeni sistemle beraber aynı çatı altında toplanıp bu şekilde mi devam edecekler? Yani uzlaşmacı bir hava oluşacak mı siyaset alanında? Tabii buna halk kararı verecek aslında. Türkiye'deki seçmen Avrupa ülkelerinin hiçbirinde olmadığı kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmadığı kadar siyasetle yakından alakalıdır. Bakın bu çok önemli. Demokrasilerde oy veren kitlenin yani seçmenin politikayla yakından alakadar olması o demokrasinin geleceği açısından
çok umut vericidir. Bunu katılım oranlarından da görebiliriz. Elbette. Evet. Katılım oranları da bu anlamda çok önemli ama sadece oy kullanma anlamında katılım değil. Siz bana sorduğunuz soruları hem de tavsiye ederim yapın. Bir kere gidin bir kahvehaneden ya da bir kıraathaneden şöyle 40-50 yaşlarında, 30'lu yaşlarda kaç yaşını istiyorsanız bir kardeşimizi, vatandaşımızı getirin buraya oturtturun. Aynı soruları sorun. Benzer analizleri alacaksınız. Yani çarıklı erkan-ı harp diye bir laf var. Bizde vatandaşın siyasetle alakası o kadar iyidir ki. Ve demokrasiyle yönetilen bir ülkede bu son derece olumlu arkadaşlar. Çok güzel bir iş yani. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bir dünya devi ekonomisiyle, bütün dünyaya etkileriyle başkanlık seçimi yapıldığında %50 oy kullanma oranı olursa o iyi oldu, başarılı olduk diyorlar. Avrupa'nın birçok ülkesinde oy kullanma oranları %50'ler civarında dolaşıyor. Biz bu referandumda %85'e yakın oy kullanma oranına sahip olduk. Müthiş bir iş yani. Müthiş, harika bir şey bu. Dolayısıyla buna vatandaş karar verir değerli kardeşim. Vatandaş o partileri, yani bahsettiğimiz meclise giremeyen, oy oranları küçük olan partileri kendisi konsolide ederek birkaç partiye dönüştürebilir. 2-3 partiye dönüştürebilir. Ya da böyle devam eder. Buna imkan var. Şimdi geçmişte biliyorsunuz hükümetler meclisten kurulduğu için meclis meclisteki milletvekili yapısı ister istemez vatandaş tarafından çok dikkate alınıyordu. Yani bir koalisyon olur mu? Olmasın. İşte ben bir partiye oy vereceğim ama o parti milletvekili seçemeyecek, oyun boşa gider diye bir farklı bir konsolidasyonu vardı vatandaşın. Bugün buna çok da ihtiyaç kalmadı. Çünkü seçimler geldiğinde 2019'da bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. O hükümet edecek. Öbür taraftan meclisi seçeceğiz milletvekillerini. Onlar da mecliste yasama işlerini yapacaklar ve denetlemeyi yapacaklar. Yani mesela siz cumhurbaşkanlığı seçiminde bir cumhurbaşkanına oy verirken o cumhurbaşkanı destekleyen parti ya da partilere değil başka bir partiye de şimdi oy verme imkanına sahip oldunuz. Ama buna söylediğim gibi millet karar verecek. Millet bir tarafa konsolide olabilir, olmayabilir ama yeni sistemin bir öncekine göre daha demokratik olduğu hiç su götürmez. Milletin kararları açısından daha rahat hareket edecek çünkü seçmen. Hep söylüyoruz. Yeni sistemin en büyük avantajı bize istikrar ve hız kazandırmasıdır. Bugün eski sistemle seçime giderken acaba bir koalisyon mu olacak? Yoksa tek başına bir parti mi iktidar olacak? Bunu bilemezdiniz. Ya da bir koalisyon olursa bu nasıl şekillenecek? Bunu da bilemezsiniz. Dolayısıyla kararınızı verirken, oy kullanırken diyelim ki aslında siz bir partiye oy veriyorsunuz ama o partinin koalisyon yapabileceği bir partiyi de hiç istemiyorsunuz. Elinizde bir şey yok, oyunuzu verdiniz, bitti. Bir müddet sonra sizin istemediğiniz bir koalisyon ortaya çıkabilir. Öyle değil mi? Eski sistemde. Şimdi bu imkan sıfıra iniyor. Ne oluyor? Bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Belli herkes. Götürüp oyumuzu veriyoruz. Ve yine eski sistemde bir hükümet kurulup o 5 yıldan önce rahatça bozulabilirdi. Özellikle bir koalisyon falan olursa. Şimdi bu da yok. Yani istikrar, yani öngörülebilirlik, yani hızlı hareket etme kabiliyeti kazanıyoruz. Türkiye'nin buna büyük ihtiyacı var. Sizin gibi çok değerli gençlerden oluşan genç bir nüfusumuz var. Biz yavaş hareket edemeyiz. Biz Batı Avrupa ülkeleri gibi böyle bir asker yürüyüşüyle, kıta yürüyüşüyle yürüyemeyiz. Koşmamız lazım. Nefes nefese kalacak kadar koşmamız gerekiyor. Genç nüfusumuza iş bulmak, genç nüfusumuza yeni alanlar açmak açısından. Dolayısıyla yeni sistem bize hem hız, birincisi bu, ikincisi de istikrar sağlıyor. Evet, arkadaşlarımızdan yeni soru olarak devam edelim. Buyurun. Sayın Bakanım, ismim Ubeydullah Fidan. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ekonomi bölümü son sınıf öğrencisiyim. Benim sorum Cumhurbaşkanı... İsim ne dediniz? Ubeydullah. Ubeydullah, evet, evet. Ubeydullah. Cumhurbaşkanımız genel başkan olduktan sonra partinin yapılanmasında gidebileceği değişikliklerde referandum sonuçlarının etkisini görebilecek miyiz? Ve ayrıca FETÖ soruşturmalarının siyasi ayağında herhangi bir gelişme olacak mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, özellikle bu siyasi ayağıyla ilgili toplumda bir beklenti var. Yani diyorlar ki evet 15 Temmuz darbenin bir askeri bir de siyasi yönü olmalıydı.
İşte bunun bir başbakanı var mıydı, bakanlar kurulu var mıydı, bunlar biliniyor mu? İşte aynı zamanda mecliste bulunan partilerin mesela FETÖ'cü vekilleri var mıydı? Bunlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi olay iki kısımda incelemek lazım. Soruları siz öyle sormuş oldunuz zaten Ubeydullah'la beraber. Birincisi mevcut partilerin milletvekilleri içinde acaba var mı? Evet. Konusu. AK Parti'de muhtemelen yok. Muhtemelen diyoruz çünkü bunlar kendilerini gizleme hususunda çok mahirler biliyorsunuz. Yani hayatlarını bir başka şekilde olmadıkları, kendileri gibi değil de bir başkası gibi yaşama alışkanlıkları olduğu için bir müddet sonra ortaya çıkma riski oluyor. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Bunu Sayın Başbakanımız da söyledi. Bizde böyle bir bilgi yok. Peki nasıl oldu? Çünkü son seçimler hem 7 Haziran hem Kasım seçimleri, 1 Kasım seçimleri biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta bunların bir emniyet ve savcılık daha doğrusu emniyet ve yargı darbesi yapmaya çalıştıkları günlerden çok sonra gerçekleşti. Bu arada biz bunların ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini hep gördük, hep bildik. Dolayısıyla parti son seçimlere girerken bunları ayıklayarak aday gösterdi. Onun için yok. Evet. Ama bizim parti teşkilatlarımızdan, illerden şu anda tutuklu olanlar var. Bir şekilde partiden ihraç edilenler var. FETÖ ile bağlantısı olduğu için. Sayıları fazla değil ama var. Yani siyasi ayağının bu anlamda AK Parti ile ilgili kısmını böyle izah edebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl nüfuz etmek istediklerini zaten biliyoruz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bir muhalif kanat resmen FETÖ'cülerle kol kola hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yakın danışmanı FETÖ'cü çıktı biliyorsunuz. Bu neden bunlardan bahsediyorum? En çok onlar bu konuları, özellikle Kılıçdaroğlu gündeme getirmeye çalışıyor. Peki darbe sırasında önceden planlanmış yani hükümeti seçilmiş, meşru hükümeti yerinden ettikten sonra onların kafasına göre nasıl bir hükümet kurup kimleri planlamışlardı? Doğrusu bu bilgi bende yok ama mahkemeler devam ediyor. Yapılan soruşturmalarda, ifadelerde savcılar, mahkemeler bunları tespit ederse mutlaka gereğini yerine getirirler. Evet, arkadaşlarımıza yeni soralım. Buyurun. Merhaba, ben Beyza Nur Sepici. Almanya'da bulunan Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı, eğer Türkiye'de idamla alakalı bir oylama olursa, orada bulunan Türk vatandaşların kendi değerlerine uymadığı için oy kullanmalarına izin vermeyeceğini dile getirdi. Sizce böyle bir şey mümkün müdür yani? Hani bu kadar kesin ve net konuşmasının bir yaptırma olabilir mi? Siz şimdi neler düşünüyorsunuz? Bunu söyleyen kişi nasıl sosyal demokrat oluyormuş? Böyle bir şeyi ifadede bulunan kişi olsa olsa bir faşist olur. Yani Almanya'nın faşizm geçmişi çok belirgin olduğu için muhtemelen sosyal demokratları da zaman zaman o kafaya doğru evriliyorlar. Ne saçmalıktır bu? Yani bir ülkede idamın olup olmamasına o ülkenin insanları karar verir. Oylamalarla karar verirler. Bugün Japonya'da idam var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de idam var. O zaman Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'yle bütün ilişkilerini bence kessin. Yapabilir mi sizce? Yapamaz. Resmen saçmalıyorlar. Böyle bir şey yapsalar yarın, diyelim ki bir referandum oldu. Alman hükümeti de böyle bir karar aldı. Bana ne bu karar ne anlama gelir diye sorarsanız bu karar faşizm anlamına gelir derim. Yani Almanya kendi Hitler dönemi zihniyetinden bize bir örnek sergilemiş olur. Saçma. Bunları yapamazlar. Böyle bir şey yapmamaları gerekir. Fakat son zamanlarda Avrupalı bazı politikacılar öyle büyük hatalar, öyle büyük yanlışlar yapıyorlar ki yarın buna benzer yanlışlar yapsalar yani normal görmeyiz ama beklenir. Böyle bir karar almasalar bile yarın o ülkedeki işte politikacıların bir kısmının böyle taleplerinin olabileceği belli. Neler yapmadılar 16 Nisan'dan önce bilmiyor musunuz? Resmen hayır kampanyasının önüne geçtiler.
Devlet gazeteleri, devlet televizyonları Türkçe hayır kampanyası yaptı. Onun da ötesinde bizim AK Parti'mizden gidip orada medya kampanya, orada kampanya yapacak arkadaşlarımıza, bakanlarımıza mani oldular. En büyük terbiyesizlikleri yaptılar. Bir taraftan da PKK paçavraları altında kampanyalar yapılmasına müsaade ettiler. Bu Avrupa kültürüne ve Avrupa'nın geldiği noktaya, Avrupa Birliği'nin geldiği noktaya hiç yakışmıyor. Size çok açık bir şey söyleyeyim gençler. Medeni olmak için Avrupalı olmak gerekmiyor. Medeni olmak için Avrupalı olmak da yetmiyor. Bu kategorilerden hep kaçmamız lazım. Dünyanın her yerinde her türlü insan var. Bir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde ben 2013'ün sonlarında Harvard'da ders vermeye gittiğim zaman Mısır'daki darbe olmuştu. Yeni olmuştu bu Sisi'nin darbesi. Orada yaşlıca bir İngilizce öğretmeniyle konuşuyorduk. Neticesinde şunu söyledi, biraz ben sıkıştırınca. Vallahi dedi, biz Amerika'nın çıkarlarına bakarız. Yani orada birisi darbe yapmış falan, bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Yerine geldiği zaman demokrasi deyince, insan hakları deyince mangalda kül bırakmazlar. Yerine gelince bir darbeciyi rahatça savunabiliyorlar. Çok trajikomik bir biçimde bundan bir müddet önce Mısır'dan bir politikacı bir ses yükseltmişti. Türkiye diktatörlüğe gidiyor diye. Gülmüştüm. Yani artık bu kadar da fazla. Seçilmiş bir iktidara askerler geldiler. Orada Sisi diye bir diktatör geldi. Ne kadar insanın ölümüne yol açtılar. Ondan sonra yok ettiler onları. Tuttular. Peşine bunu yaptılar. Şimdi bu sosyal demokrat geçinen adama sormak lazım. Sormazlar mı? Sormaz mıyız? Kardeşim 249 şehit verirken biz, siz neredeydiniz ya? Niye sesiniz çıkmadı? Hiç utanmaz mısınız siz? Madem sizin için ölüm cezası bu kadar önemli, masum insanların kafasından aşağı bombalar yağdırıldı bir gecenin içinde. 249 canımız gitti bizim. Bugün ben gelirken bir gazeteye Erol Olçok kardeşimin eşi güzel bir söyleşi yapmış. Araçta belki 20 dakika gözlerimden yaş aktı okurken. Biz unutuyoruz bunları ama unutmamak lazım. Yani bir şeyler söyleyebilirler. Her neyse, devran yürür, gerekenler yerine getirilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızdan yeni sorulan. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bakanım. Adım Oğuz Nazlı. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyoterapi Bölümü öğrencisiyim. Türkiye'nin Suriye Karakoçan'daki PKK hedeflerine vurmasının ardından ABD terör örgütüne silah ve mühimmat araç desteği sağlandı. Uzun süredir devam eden ediyor medya ve medyaya yansıyor. Siyasetten çok uzağımızda davranmayan ABD ve yaptıkları hakkında neler söylemek istersiniz? Biz Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortağız. Ortak menfaatlerimiz var. Hem bütün dünyadaki politikalar açısından hem de Orta Doğu'daki politikalar açısından Amerika Birleşik Devletleri doğrudan ya da dolaylı olarak bir terör örgütünün, PKK'nın Suriye uzantılarıyla, Irak uzantılarıyla bütün ilişkilerini derhal sonlandırmalıdır. Yani bu stratejik ortaklığa ve işbirliğine uymayan bir durum. Biz kesinlikle bu ve benzeri bir takım doğrudan ya da dolaylı destekleri kabul edemeyiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce de ifade etti, gerektiğinde de kendi göbeğimizi keseriz. Yani PKK'lı teröristler ya da onların türevi olan YPG'li, PYD'li teröristlerin elinde silah varmış. Bunların gücü Türkiye Cumhuriyeti'ne yetmez. Çok sevmiştim Cumhurbaşkanımızın ifadesini. Bir gece ansızın gelebiliriz. Evet, yeni sorular alalım. Buyurun. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Meryem Öztürk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisiyim. Benim sorum siyaset dışında bir soru olacak. Geçtiğimiz hafta merdiven altı estetik müdahalelerin nelere yol açabileceğini bir genç kız üzerinden gördük. Dudaklarına silikon yaptırmak isteyen genç kız, kendisini estetik cerrahi olarak tanıtan bir dolandırıcının ne kullandığı belli olmayan bir madde yüzünden dudaklarını kaybedebilir. Siz
Sağlık Bakanı olarak duruma nasıl bakıyorsunuz ve merdiven altı iş yapanlara yönelik neler yapacaksınız ve ülkemiz estetik cerrahisi de nasıl bir konumda? Ben bunları merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, gündemde bayağı kaldı. İşte dudak kaybetmek üzere olan bir tane vatandaş var. Bir de şöyle bir soru da soruluyor. Mesela estetik olma yaşı, bazıları tabii doğal ihtiyacı var sağlık nedenlerinden dolayı. Ama bazıları da güzellik nedeniyle, mesela yaş sınırı işte 13'lere kadar indiği söyleniyor. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getirmeyi de düşünüyor musunuz? Ek olarak da ben bunu sormak istiyorum. Şimdi estetik mücadele dediğim, müdahale dediğimiz iş aslında bizim plastik cerrahi ya da rekonstrüktif cerrahi, yani yeniden düzenleme, tanzim etme cerrahisi dediğimiz bir alana girer. Bu bir uzmanlık alanı ve bu alanda 4 yıl boyunca doktorlar eğitim alıyorlar. Dolayısıyla yaş konusunda onlar karar vermeli. Bazen öyle durumlar var ki. Doktorun takdirine bırakın. Mesela çocuk 2 yaşında parmağı yok. Ona bir parmak yapmak gerekiyor. 2 yaşında da yapılır bu. Sonra hatta bir daha tekrarlanır. Yanık olmuştur. Yapılır, sonra tekrarlanabilir. Ama ben şahsen şunu söyleyeyim. Bu illa güzelleşme ya da kendini değiştirme hususunda yine bize biraz Batı dünyasından gelen bu modaya çok fazla kapılmaması lazım gençlerim. Nihayetinde vücudunuza, yüzünüze, tabii şeklinize bir müdahalede bulunduruyorsunuz. Peki o zaman bu plastik cerrahlar ya da rekonstrüktif cerrahlar ne iş görsün? O kadar yapacakları iş var ki. Düşünün, mesela ağır yanıklı bir insan var. Ya da ne bileyim işte bir kaza neticesinde, kanser neticesinde vücudun yarısı harap olmuş bir kimse var. Onlara bir şekilde hayatlarını devam ettirebilecekleri bir müdahalede bulunmak inanılmaz bir ihtiyaç. Yaş konusunda uzmanları karar vermeli. Sorumluluk da onlara aittir zaten. Bu işin eğitimini alıyorlar. Bu merdiven altı meselesinde biz mevzuat olarak, yani kural koyma olarak gerekenleri yaptık. Geçmişte bu güzellik merkezi diye bahsedilen yerlerde bir takım tıbbi işlemler de yapılabilirdi. Çok önce benim ilk bakanlık dönemimde bu meseleyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Ve herhangi bir işlem tıbbi bir özellik taşıyorsa, küçük bir iş bile olsa, ona doktorlardan başka hiç kimsenin, sağlıkçılardan başka hiç kimsenin dokunamayacağını ve dokunulacak, yani işlemin yapılacağı yerin de bir sağlık kuruluşu olması gerektiğini açıkça kanunlarımıza, yönetmeliklerimize yazdık. Güzellik merkezlerini ayrıca tanımladık. İçişleri Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var. Orada bir takım işlemler yapabilirler. Mesela epilasyon işlemleri falan gibi. Ama bunların hiçbiri tıbbi bir cihazla ve tıbbi bir müdahale anlamına gelecek şekilde yapılamaz. Peki ne yapıyoruz? Bunlara karşı nasıl mücadele ediyoruz? Denetlemeler yapıyoruz. Akside hareket edenleri savcılıklara bildiriyoruz. Mahkemeler açıyoruz. Yapılabilecek de zaten bakanlığın takibi açısından birinci iş budur. İkinci mesele bizim halk olarak, vatandaş olarak uyanık olmamız. İşte bu sorular, bu programlar aslında bu husustaki sağlık okuryazarlığını artırmamız için büyük bir fırsat. Bir sağlık kuruluşu değilse gittiğiniz yer, orada kesinlikle vücut bütünlüğünüzü zarar verebilecek, vücut bütünlüğünüzü değiştirebilecek bir işleme müsaade etmeyin. Asla yapmayın bunu. Sonuçta çünkü her gün biz nöbetçi koyarak bu işleri takip edemeyiz. Vatandaş olarak dikkatli olmamız gerekir. Bahsettiğiniz olay, yani o hemşire kardeşimizin başına gelen talihsiz meseleden dolayı hemen suç duyurusunda bulunduk. İl müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yaptı ve savcılıklar da zaten meseleyi takip ediyorlar. Umarım bir yanlış işi kim yapmışsa cezası da kısa zamanda kesilir. Ama dediğim gibi önemli olan bizim uyanık olmamız. Bu estetik bir müdahaleyi yaptırırken de böyle alternatif tedavi altında kullanacağımız bir bitki ya da tedavi açısından da böyle. Aile hekimlerimiz var, doktorlarımız var. Bu kişilerin tavsiyeleri olmadan aman insanlarımız gidip kendilerini böyle yanlış insanların eline teslim etmesine. Biz çok yakın takip ediyoruz. Vatandaşımız da uyanık olsun.
Sayın Bakanım, bu sağlık dönüşümde ikinci dönem nedir? Bize bunların ayrıntılarını anlatır mısınız? Bunun için müsaade ederseniz sağlıkta dönüşümde birinci dönemde biz ne yaptık? Evet. Çok kısaca onu söyleyeyim. Buradaki gençlerin hiçbiri onu yaşamadılar. Yaşı en büyük olanınız kaç? 22, 23, 25. 2002 yılına geri gidersek siz 9 yaşındaymışsınız. Ki sistemi bilmeniz zor. Sistem şöyle çalışıyordu. Şimdi bir defa bir takım insanın sigortası yoktu. Sigorta kurumlarının verdiği hizmetler birbirinden farklıydı. Kapsamları. Diyelim ki SSK o günkü işçi sigortası bir hizmeti karşılığını öderken Bağkur ödemeyebiliyordu. Yani adaleti olmayan bir sistem. Sağlık kuruluşları parçalanmıştı. İşçinin hastanesi ayrı, memurun hastanesi ayrı. Yan yana iki hastane. Siz diyelim ki göğüs hastası bir yakınına sahipsiniz. Nerede oturuyorsunuz? Süreyya Paşa'da, İstanbul'da. Eğer orada bir memursanız Süreyya Paşa'dan hizmet alamıyordunuz. Nereye gitmeniz lazım? Yedikule'ye. Çünkü memursunuz. Orası işçilerin. Yedikule'nin yanında ise eviniz ve işçiyseniz siz de Yedikule'den hizmet alamıyordunuz. Nereye gitmeniz lazım? Süreyya Paşa'ya. Yani en basiti buydu. Ben Erzurum'da o zaman çalışıyordum. Erzurum'da üniversitede çocuk sağlığı hastalıklarında öğretim üyesiydim. Tedavi etmeye çalıştığımız sigortalı çocukların, SSK'lı çocukların her bir kalem ilacı için aile SSK hastanesine gitmek zorundaydı. Her sevki için önce SSK hastanesine gitmek zorundaydı. Felaket bir durum vardı yani. Altyapılar çok kötüydü, koğuş tipinde odalar. Acil ihtiyacınız olur, bir hamileye ambulans isteseniz hamilelere ambulans göndermiyoruz cevabını alırdınız. Zaten ambulans parkımız çok yetersiz, köylere ulaşılamıyor. Yani paramparça bir sağlık sistemi, kimsenin hizmete erişemediği bir sistem. AK Parti olarak biz geldik. Bunları belli çatılar altına topladık. Aile hekimliğini kurduk. Kamuda sağlık hizmetlerini kuvvetlendirdik. Özel sektörden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet almasının önünü açtık. İlaçlar konusunda birçok yenilikler yaptık. İlaçları ucuzlattık. Ucuzlatacak mekanizmalara kurduk. Net sonuç nedir? Verimli bir sistem kurduk. Bu verimli sistem sonuçta halkımız ihtiyacı olduğunda sağlık hizmetine ulaşıyor. Ambulans ihtiyacınız varsa hemen ulaşırsınız. Köyde de olsanız ulaşırsınız. Hatta karda kışta da olsanız kar üstü bir araç gelir sizi alır. Latin Amerika'da olsanız bir Türk vatandaşı olarak ağır bir hastalık geçirin, yoğun bakımda yatın. Uçak ambulansı gelir Türkiye'den sizi 5 kuruş istemeden Türkiye'ye getirir. Sistem böyle çalışıyor şimdi. Aile hekimlerimiz var. Hastanelere gittiğiniz zaman da iyi hizmet alırsınız. Her geçen gün hastanelerimizin şartları iyileşiyor. Hem teknolojik açıdan hem orada alacağımız işte normal otelcilik hizmeti diyebileceğimiz hizmetler açısından. Bunların en sonunda da biliyorsunuz şimdi şehir hastaneleri geliyor. Evet. Onlar artık üçüncü kuşak mükemmel hizmet verdiğimiz hastaneler. Şimdi buraya geldik. Yani Türkiye'de sağlıkta verimli bir sistem var. Sağlık hizmetlerine erişebiliyoruz. Sağlık durumumuz iyileşti. Doğumda bir kişinin beklenen yaşı 72 iken 78'e çıktı. Anne ölümleri azaldı, çocuk ölümleri azaldı. Sağlıktan memnuniyet %39'dan 75'e çıktı. İyi. O zaman bir daha niye dönüşüm yapalım ki, değil mi? Yapmalıyız çünkü en önemli sebep şu, değerli arkadaşlar, hastalık yükümüz değişti. Türkiye sağlıkta dönüşüm programı yapılmadan önce çocuklar ishalden, kızamıktan, zatürreden, besleme bozukluklarının hayatını kaybediyordu. Sağlıkta dönüşüm programı yapılmadan önce anneler, bebekler hastaneye kavuşturulamadığı için kalp krizi geçiren bir kişiye ambulans gönderilemediği için insanlar hayatını kaybediyordu. Hastanelerde sağlam çıkan bazen hasta çıkıyordu. Bunlar düzelince Türkiye'de hastalık yükümüz %4 oranında azaldı.
2003'e kıyasla 2013'te Türkiye'nin hastalık yükü, toplam hastalık miktarı, bu hesaplanabiliyor, %4 azaldı. Dünyada böyle çok az ülke var. Birkaç ülke var. Ki bizim büyüklüğümüzde hastalık yükünü o yıllarda, yani 2003-13 arasında, son 10 yıllık dönemlerde azaltan başka ülke yok. Bunlar güzel. Ama şimdi bir sorunumuz var. Bu hastalıklardan kurtulduk. İshalden çocuklarımızı kaybetmiyoruz. Zatürreden çocuklarımızı kızamıktan yaygın bir biçimde kaybetmiyoruz. Ama şimdi şeker hastalığı var. Şimdi kalp damar hastalıkları var. Şimdi felçler arttı, kanserler arttı. Neden artıyor bunlar? Bunlar yaşam biçimleriyle alakalı. Türkiye'nin hastalık yükü zengin ülkelerin, varlıklı ülkelerin, milli geliri yüksek ülkelerin hastalık yüküne dönüştü. Yani bugün en ziyade gördüğümüz hastalıklar, ölüm sebebi olanlar açısından sıralayalım. %40 kanserler, %20 damar hastalıkları, kalp damarları ile ilgili kalp krizleri, beyinle ilgili felçler. %10 sigara başta olmak üzere, sigara gibi zararların oluşturduğu, bizi, insanı tık nefes yapan KOAH dediğimiz akciğer hastalıkları. Yani Türkiye'deki hastalık yükünün en büyük kısmı bunlardan oluşuyor. Şeker hastalığı. O zaman yeni dönemde ne yapacağız? Yeni dönemde bir sağlık okuryazarlığımızı artıracağız. Bütün toplum olarak 80 milyonu çocuklardan başlayarak. İki, sağlıklı yaşam merkezleri oluşturup bunların aile sağlığı merkezleriyle ortak çalışmasını sağlayarak yaşam biçimlerimizi daha sağlıklı olmaya doğru yönlendireceğiz. Burada medyadan da çok istifade edeceğiz. Yani şişmanlıktan, öyle deyince göbeğimi içeri çekmem lazım benim, hareketsizlikten korunacağız, sigara içmeyeceğiz. İçinizde sigara içen var mı? Varsa söyleyin, korkmayın, ne olacak? Kaç kişi çıktı, başka var mı? İki. Başka? Sadece iki kişi mi? Tebrik ederim sizi. Aslında bakın, son dönemin bir de nargile maalesef tutkusu var. O da onu, sigara artık, yani tütün diyelim. Onu da söylesek herhalde. Şimdi iki, niye nargile, tütün içeren nargile içen var mı? Yok, orada iki kişi var sigara içen. Stüdyomuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'de 2. Evet. Oran burada düşük. Türkiye'de şu anda sigara içme oranı erişkinlerde, yetişkinlerde maalesef %31. Bu oran %26'lara kadar düşmüştü 2008-2012 arasında. Yine yükselmeye başladı. Şimdi dolayısıyla bu yeni dönemin en önemli özelliğinden biri, hayatımıza zarar verebilecek, sağlığımıza zarar verebilecek sigara, şişmanlık, hareketsizlikten toplumu kurtarmak. Yani bunu biz kendi başımıza da yapamayız. Mesela basınımız bu husustaki en önemli paydaş. Diğer bakanlıklar, başka bir takım kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, insanların her birinin sağlıklı yaşamasını temin etmek. Birincisi, bu dönemin en önemli özelliklerinden biri bu. Şimdi markalar oluşturacağız. 6 aydır yeni dönemin stratejisini çalışıyoruz. Nasıl markalar? Yani sağlıklı yaşam mottolarıyla bunu herkesin kafasına sokmamız lazım. Ve bu zor bir iş, biliyor musunuz? Sigarada kısmen kolaydı. Ama bugün şehrin adını söylemeyeyim isterseniz. Balkonsuz ev göbeksiz erkeğe benzer diye özdeyişlerin olduğu bir ülkedeyiz. Tabii kötü bir şey bu özdeyişler, ama olmuş, bir defa kafamıza girmiş. Ya da bizim şişman bir toplum olmamız için sadece fast food yemememiz, yani yememiz gerekmez. Bizi şişmanlatabilecek inanılmaz güzel bir mutfağımız var. Güneydoğu'ya gidin, başka doğuya gidin, başka Karadeniz'e gidin, başka bir tek Ege'nin, Akdeniz'in mutfağı biraz daha sağlıklı bir mutfak, sebzeden ve zeytinyağlıdan oluşan. Dolayısıyla bu dönem, önümüzdeki sağlıklı dönüşümün ikinci döneminde doğrudan insanların daha sağlıklı yaşamalarını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı yapacağız.
aile hekimliğimizi geliştireceğiz, sağlıklı yaşam merkezleri kuracağız. Biliyorsunuz herkesin bir aile hekimi var. Şimdi bunları gençlerle konuşurken, gençleri çok ilgilendirmiyor. Neden biliyor musunuz? Gençler daha az hastalanıyorlar çünkü. Evet. Öyle değil mi? Yani son bir senede hastaneye bir kere gidenler, doktora bir kere gidenler elini kaldırsın. İki kere gidenler kaldırsın. Üç kere, dört kere, beş, altı, bir kişi var çok giden. Ha? Mikrofonu alabilir miyiz? Mikrofonla konuşalım. Şimdi bak bir kişi, bir kişi çok gitmiş değil mi? Sayısını da hatırlamıyorum ama bayağı gittim. Bir özel durum var demek ki. Oraya bakmamız lazım. Sonra konuşuruz programdan sonra. Ama genelde bir kere iki kere gitmişiz. Evet. Halbuki Türkiye'de ortalama hekimle karşılaşma oranı kişi başına 8'in üstünde. 8,5'a yakın. Neden? Çünkü belli bir yaştan sonra bir ayda sadece bir ayda 5 kere giden var. Yani mesela gidiyor gözüne baktırıyor, dahiliyecide görüşüyor, şeker hastası, işitme sorunu var ona baktırıyor, dizi ağrıyor. Böylece 5 kişiyle bir kere de karşılaşabiliyor. Dolayısıyla gençlerin sorunu değil ama sizin sorununuz da ne biliyor musunuz? Bu risk faktörlerinden korunmak. Sigara içmemek, fazla kilo almamak, düzenli bir egzersiz programına sahip olmak. Şimdi soruyu bir de böyle soralım. Bakın sigara içen az çıktı. Doktora giden de sürekli az çıktı. Peki benim düzenli bir egzersiz programım var. Haftada en az 3 gün yarımşar saat düzenli egzersiz yaparım. Aksatmam diye nereni kaldırsın? 1-2 Şimdi bir Kuzey Avrupa ülkesinde olsaydık gençler, bu oran muhtemelen 12 kişide 12 kişi çıkabilirdi. Ya da 12'de 11, 10 çıkardı. 12'de 2 çıktı. Bunu aman küçümsemeyelim. Çünkü Allah-u Teala bu vücudu aslında bize hareket etmek üzere vermiş. Evet. Hareket etmediğiniz zaman felaket oluyor. Öyle ki bir soru daha sorayım. 3 katlı bir yere çıkacağınız zaman asansör var, merdiven de var. Asansörü tercih edenler elini kaldırsın. E olur mu? Bu yaşta asansör tercih edince ne yapacağız sonra? Şimdi bu, evet Türkiye'de güzel bir toplumumuz var. Allah'a şükürler olsun. Siyasete çok iyi iştirak ediyor. İnsanımızın maneviyatı kuvvetli. Milli duyguları çok kuvvetli. İnsanlık duyguları, yardımlaşma duyguları mükemmel. 3 milyon Suriyeli'yi alıyoruz, burada bakıyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaç. Komşusu tok, açken tok yatan bizden değildir zihniyetine sahibiz. Ailelerin yardımlaşması, dayanışması mükemmel. Arkadaşlıklarımız, romantizmimiz çok güzel. Bunlar ülkenin güzel tarafları, ülke insanı. Ama sağlığımıza bakmıyoruz. Yani ilkokul çocuklarına sorduğumuz gibi her gün dişlerini günde 2 defa fırçalayan kim sorusunu sormayacağım. Onu da yapmıyoruz. Dolayısıyla yeni dönemde sağlıklı yaşam merkezleri kuracağız. Medya kampanyalarıyla aile hekimlerimiz bu sağlıklı yaşam merkezlerini kendi bağlıları için, yani hasta demiyorum, herkes hasta olmuyor, kendilerine kayıtlı vatandaşlar için kullanacaklar. Gittik, kilo verme ihtiyacımız var ya da bir egzersiz programına ihtiyacımız var. Ya da psikolojik bir desteğe ihtiyacımız var. Sınava gireceğiz. Aile hekimimiz bizi sağlıklı yaşam merkezine yönlendirecek. Orada bu işi yapan uzmanlar, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, bu işleri bilen özel yetişmiş hemşirelerimiz olacak. İyi de nasıl olacak? Bir de aile hekiminden oraya benim kendi aracım da yok. Nasıl ulaşacağım? Çünkü 7-8 aile hekimliği merkezi muhtemelen özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bir sağlıklı yaşam merkezinden hizmet alacaklar. Ne yapalım? Bunu nasıl kolaylaştıralım? Bir yol bulduk. Planımız da var. Ne yapmış olabiliriz? Servis koyacağız. Aile hekiminize gittiniz. Aile hekiminizden servisle sağlıklı yaşam merkezinize sizi götürecekler. Randevunuzu da aile hekiminiz alacak. İşiniz bittikten sonra serviste yine bulunduğunuz yere geleceksiniz.
Eğer sürekli bir programa katılmanız gerekiyorsa, diyelim ki sınav fobiniz var ve bir psikoloğun sınav fobinizle mücadele etmesi gerekiyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde buradaki gibi 12 kişilik icabında bir sınıf olacak. Oradaki psikolog o sınav fobisi olan diğer kişilerle birlikte sizi takip edecek. Güzel olur değil mi bunlar, nasıl? Gayet başarılı. Yani. Bunları yapacağız. Mükemmel. Hastanecilik konusunda da şunu yapıyoruz. Çok kısa gideyim müsaade ederseniz orada. 2023'e kadar, yani önümüzdeki 6 yıl içinde Türkiye'deki bütün kamu hastaneleri bugünkü özel hastanelerden de daha konforlu hale geliyor. Gittiğiniz zaman aracınızı park edebileceğiniz bir otopark, kapalı otopark genellikle. Acile hasta götürmüşseniz bir vale hizmeti, aracınızı alıp sonra size getirecek olan. Normal polikliniklerde muayeneye gitmişseniz ve engelli bir vatandaşımızsanız ya da yaşlı bir kardeşimizseniz elinizden tutup ya da sizi bir elektrikli bir araca koyup o hastanenin içinde ya da bir hasta şeyine, sandalyesine gideceğiniz yere götüren bir yol gösteren bir kişi. Ferah poliklinik ortamları, muayene olma ortamları, randevuyla rahatça doktora gidebileceğiniz bir ortam ve sonunda yatmanız gerekirse bir kişilik bir odada mahremiyetinizin korunduğu, yanınızda bir aile üyesinin, arkadaşın size refakat edebileceği bir hasta yatağı. Sayın Bakanım, bütün hastaneleri bu hale dönüştürüyoruz. Bir parantez açmak istiyorum. Bundan yaklaşık 3 yıl önce tesadüfen doktora gittiğimde doktor kalbin delik olduğunu söyledi bana. ASD'ymiş, öyle söylediler. Hı hı. Doktor arkadaşlarımla görüştüğümde bana dediler ki mutlaka devlet hastanelerinde ameliyat ol. Özele gitme. İşte otelcilik hizmet almak istiyorsan özele git. Tabii özel hastanelerde çok iyi olanlar var, yani böyle şey yapma, olmayalım. Mesela devlet hastanesi diye söyleyebiliriz yani işte Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde mesela robotik cerrahi ile ameliyat yaptılar. Kalbimdeki deliği mükemmel robotla kapattılar. Şuradan girdiler, kalbimdeki deliği dikip çıktılar. 3 gün sonra hastaneden çıktım. 10 gün sonra kendim araba kullanarak hastaneye gidip son duruma baktırdık. Şimdi gerçekten çok enteresan bir şey. Bunu özelde olsak 150-200 bin civarında bir ücret daha var. Ama bir kuruş bile para vermedik. Bakın ben arkadaşlar... Bizzat ve benim yaşadığım örnek. Ben şöyle bir sağlık bakanıyım. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık bakanı olarak. Yani ondan aldığımız talimat, onun arzuladığı sağlık sisteminin sağlık bakanı olarak. Hiç kimse bir sağlık hizmeti alırken yaptığı ödemeden dolayı sıkıntıya girmemelidir. Zengin bir insan söylediğiniz gibi bir özel hastaneye gidebilir. 100 bin lira da verebilir. Ameliyat da olabilir. Evet. Eskiden Amerika'ya gidiliyordu. Bugün bunlara ihtiyaç kalmadı. Amerikalılar Türkiye'ye gelmeye başladılar. Avrupalılar Türkiye'ye gelmeye başladılar. Ama evet, parası varsa varlıklı bir insan bunu yapabilir. Ama orta halli bir kimse, orta direk dediğimiz öğretmen, memur, işte polis, küçük esnaf, işçi, daha biraz daha yoksul kesimler, asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz, hatta ondan daha yoksul olan, prim ödeyemeyen aileler. Bütün bu kardeşlerimiz bu hizmetlerin hepsini bir an önce Fatih Bey'in söylediği şartlarda almalıdır. Bizim zihniyetimiz bu. Sistemi buna göre yönetiyoruz, buna göre geliştiriyoruz. Bazen özel hastane çalıştıran müteşebbislerimiz, yatırımcılarımız, iş adamlarımız koyduğumuz bazı kurallara karşı çıkıyorlar. Çünkü mesela biz İstanbul için, buna benzer büyük şehirler için özel sektöre doktor istihdam etme kotaları koyuyoruz. Neden? İstanbul'da özel sektörde 12 bin uzman çalışıyor. Bu kadar çabamıza rağmen kamu sektöründe 7600 uzman çalışıyor. Yani nasıl olacak o zaman, ben demin söylediğimi nasıl gerçekleştireceğim? Bunu gerçekleştirmek için mutlaka kamu tarafını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla işte ikinci dönem, her ne kadar ilk dönemde biz bu erişimi büyük ölçüde gerçekleştirdiysek de sistemin eğer hala kör noktaları kalmışsa, hala Fatih Bey gibi bir kardeşimiz Mehmet Akif'te ameliyat olmak yerine
bir özel hastanede gidip de ameliyat olma ihtiyacını hissediyorsa, ulaşamadığı için, erişemediği için ya da orada yeterli kapasite oluşamadığı için, işte ikinci dönem bütün bunların ortadan kaldırıldığı bir dönem olacak. Hı. Yani biz hiçbir zaman vatandaş olarak sağlık ihtiyacımız olduğunda boynumuzu bükmeyeceğiz. Bükersek biz AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu yerine getirememiş oluruz. Mesela Sayın Bakanım, bunu özellikle validem de söyledi ve çok teşekkür etmemi söyledi. Evde bir anneannemiz var. Kendisi yaşı bayağı ileri, Alzheimer hastası. Bir doktora gidebilecek durumu yok. Yani biz de götüremiyoruz çünkü. Geçen hafta bir baktım, eve doktorlar gelmiş. Tedavi ediyorlar. Yani gerçekten de nereden nereye? Yani insanlar bizzat, özellikle kendi yaşayanlar. Muhtemelen anneanneniz evde sağlık bakım hastası oldu. Evet. Burada vatandaşlarımız evde sağlık bakımı için bu şekilde evde engelli olan, yatalak hale gelmiş olan ya da işte Alzheimer gibi artık dışarıya gidip kolay kolay tedavi alamayacak hastalar için 444-38-33 numaralı telefonu arayabilirler. Ve böylece evde sağlık bakımı yaparız biz o kişiye. Şimdi bunu da yeni dönemde, sağlıkta dönüşümün ikinci döneminde iyice geliştiriyoruz. Bu hastaların bir kısmı zaman zaman hastanede yatarlar. Uzun dönem yatan hastalardır. Mesela felçli bir kişiyi düşünün. Hastanede yatar, evine gider, sonra bir problem çıkar, zatürresi, pnömonisi olur. Tekrar hastaneye gelmesi gerekebilir. Çıkar, bir müddet sonra başka bir sorunu gelişir. Burada bütün bu hastalar için bir dosya sistemine geçiyoruz. Ve bunları tek bir elden yönetecek bir sisteme geçiyoruz yeni dönemde. En üst seviyeden bakımlarını daha da geliştireceğiz. Şimdi bu söylediğiniz hizmetleri 2'ye 3'e katlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdiki sistemde, yani bugüne kadar getirdiğimiz sistemde bu ihtiyaçları biz görürken o vatandaşımızın kullanması gereken cihazlar, aletler, edevatlar falan, tıbbi malzemeleri normalde vatandaşlarımız satın alıyordu. Sonra parasını gidip sosyal güvenlikten geri alıyorlardı. Şimdi bunu değiştirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Sağlık Bakanlığı olarak yeni bir protokol yaptık. Bütün harcamaları biz yapacağız. Cihazları, her şeyi biz götüreceğiz. Vatandaşın yakını, işte her kimse, oğlu, kızı, kocası, karısı, onlar bu işle hiç uğraşmayacaklar. Sosyal güvenlikle biz muhatap olacağız. Sağlık güvenliği olarak onlar ödemeyi Sağlık Bakanlığı'na yapacaklar. Yani hatırlattığın için teşekkür ederim. Yeni dönemin en önemli özelliklerinden biri de uzun süreli bakım hastalarının hastanede ve evdeki bakımdan entegre hale gelmesi. Bir dosyayla bunların yakından takip edilmesi. Mesela dişiyle ilgili bir sorun varsa biz oraya portatif, taşınabilir bir diş ünitü götürüp orada işini yapacağız. Rapor alması gerekiyor. Hastaneye gelecek, bir şok doktor gelecek, değil mi? Hayır, hastaneye getirmeyeceğiz. Eğer hastanede mutlaka hastanede tedavi edilmesini gerektiren bir durum yoksa ya da mutlaka hastanede tetkik edilmesini gerektiren bir durum yoksa onları evde halledeceğiz. Ama MR gerekirse de henüz daha evde MR götürüp çekecek kadar bir duruma gelmedik. Onu da üçüncü döneme bekliyoruz. O kadarını yapacak halimiz yok. Öyle bir MR cihazı yok çünkü. Belki önümüzdeki günlerde öyle MR cihazları da oluşabilir. Hep şunu arzuluyoruz. Hizmetin sınırı yoktur arkadaşlar. Sağlığı biz çok önemsiyoruz hükümet olarak. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bu hususta müthiş ileri bir vizyon gösterdi. Birçok kereler ekonomiden sorumlu arkadaşlarımıza, arkadaşlar sağlık için bende sınır yok dedi. Bu benim işimi çok kolaylaştırdı hep. Bir de şöyle bir şey var. Genelde burada iktisatçı arkadaşlar vardı, değil mi? Elinizi kaldırın. Size göre sağlık harcaması, sağlık için harcanan paralar bir harcama mıdır, yatırım mıdır? Gerçi sorudan hemen cevap anlaşılıyor ama. Şimdi genelde bizim hükümetin içinde parayla ilgili olan, paradan sorumlu olan taraflar bunu bir harcama gibi görme eğiliminde oluyorlar. Para harcanıyor çünkü. Ama Lancet Komisyonu diye meşhur bir komisyon, Dünya Bankası ve tıp çevrelerinin birlikte oluşturduğu bir komisyon, uzun aylar çalışarak bir sonuca ulaştılar. 1993 ile 2013 arasındaki 20 yıllık sürede
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmesinin %24'ü girdi olarak sağlık harcaması. Yani ekonomik büyüme gerçekleşmiş ya, kaç yılda? 20 yılda. Aşağı yukarı yıl başına ne düşer? İşte birden fazla bir büyüme. 20 yıldaki toplam büyümenin %24'ü sağlığa yapılan harcamadan kaynaklanıyor. Çok önemli değil mi? Evet. Yani sağlık aslında bir harcama değil. Verimli kullanırsanız parayı, sağlığa yapılan harcama yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırım. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı gençler, sağlıklı erişkinler daha verimli oluyorlar. Hem zihinsel açıdan hem bedensel açıdan. Bakın mesela Türkiye'de çocuklarda demir eksikliği, kansızlığı vardı, iyot eksikliği vardı. Bunlar çocukların bilişsel fonksiyonlarına, yani muhakeme ile ilgili ya da biraz daha tıbbi konuşursak kognitif fonksiyonlarına ulaşmasını engelliyor. Muhakeme eksikliğine yol açabiliyor. Ne oldu? Biz bu sorunları Türkiye'de çözdük artık. Dolayısıyla buna benzer yaptığınız her türlü olumlu, verimli sağlık harcaması ülkenin geleceğine de yapılan bir yatırım haline dönüşüyor. Biz Türkiye'de $500 kişi başına yıllık sağlık harcaması yapıyoruz. Tekrarlıyorum. Kişi başına yılda $500 civarında bir sağlık harcaması yapıyoruz. Son 5 senedir de bu sabit. Kurdan dolayı biraz değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri yılda kişi başına kaç lira harcıyor biliyor musunuz? Kaç lira olabilir? 9.500 para harcıyor. Ve 30 milyon insanın sigortası yok. Sigortası olanlar bile kanser, kalp ameliyatı gibi durumlarda sefalete düşüyorlar. Bakın $9.500 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ölüm oranı Türkiye'deki anne ölüm oranından daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların aşılanma oranı Türkiye'dekinden daha düşük. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde doğumda beklenen ortalama yaşam süresi aşağı yukarı Türkiye'deki kadar. Demek ki biz parayı doğru kullanıyoruz. Şimdi Maliye Bakanı dinlesin bizi buradan yani. Lütfen Naci kardeşim dinlesin. Bak Naci Bey, parayı iyi kullanıyoruz arkadaş. Bize biraz daha para verin lütfen. Sayın Bakanım, arzu ederseniz. Öyle söyleyince bana kızmasın Naci Bey. Yeni sorularla devam edelim arkadaşlarımızdan. Gençler Büyük Buluşma etiketinde hatırlatıyoruz. Oradan sorular da bekliyoruz. Buyurun arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders verdiğinizi söylemiştiniz. Ders verme süreciniz nasıldı? Amerikan sağlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'dan ne gibi dersler alabiliriz? Yani bakanımın ilk dönemini 2013'ün Ocak ayında tamamlamış oldum. 2013 yılının Şubat ayında Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan bana bir talep geldi. Çok da nazik bir talepti. Bizde ders verir misiniz diye. 2013'ün ilk sömestresinde 2 ay boyunca ders verdim. Harvard'da dersler 4 sömestre. Halk Sağlığı Okulu'nda 4 sömestre halinde yürüyor. Yani 2 sene herhalde. 2'şer aylık. Evet. Yok. 2'şer aylık oluyor. 2'şer aylık 4 sömestre. Yılda 8 ay olmuş oluyor. Orada master ve doktora öğrencilerine ders verdim. Ama onun dışında Harvard'la aşağı yukarı 5-6 yıldır devam eden şöyle bir bağımız var. Yine Halk Sağlığı Okulu, Harvard'ın bir de yönetim okulu var. Yani bizdeki siyasi bilim, şimdi siyasi bilimler diye mi geçiyor? Siyasi bilimlere aşağı yukarı denk gelen Kennedy Government School diye bir yer var. Onunla ortak bir program yaptılar. Bakanlar Liderlik Programı diye. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, özellikle gelişmekte olan ülkelerden sağlık bakanlarını her Haziran ayında son 5 senedir alıyoruz. Bu sene gidemeyeceğim herhalde. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Bir de sonradan Nisan ayında da Maliye Bakanlığı'nı almaya başladık sağlıkla alakalı. 5 yıl boyunca her yıl aşağı yukarı 10-15 kişiden oluşan bizim bir ekibimiz vardı. Yani tecrübeli politikacılar, Harvard'ın hocaları, dışarıdan gelen bazı hocalar, misafir hocalar ve aşağı yukarı 15'e yakın bakan, 30 kişilik, bu Chatham House kuralları dedikleri
herhangi bir kaydın alınmadığı, son derece herkesin rahat hareket ettiği toplantılar bunlar. 5 günlük yoğun kurslar şeklinde. Oralarda bir sağlık sisteminin liderliği nasıl yapılır? Parası nasıl bulunur? Maliye Bakanlığı'ndan para nasıl alınır? Efendim işte nasıl bir sistem kurmak gerekir diye bunları uzun yıllardan beri tartıştık. Doğrusu ben oraya bir kaynak kişi olarak çağrıldım ama çok da şey öğrendim elbette. 5 yılda toplamda 95 bakan aldık. 95 bakan, bunun aşağı yukarı 60'ı falan sağlık bakanıdır, geri kalanlar maliye bakanı. Doğrusu benim için çok iyi bir tecrübe oldu başından sonuna kadar. Sayın burada bakanım, hep Türkiye'nin sağlık sistemini de sonuç bildirgeleri tartıştı. Yayınlandı mı mesela? 90... Yok, bunlar dediğim gibi o bir anlamda kapalı. Ya bununla ilgili bir kitap yazmayı düşünebilir misiniz? Tabii ki düşünürüz de vakit bulmamız lazım. Evet. Günde 14 saat ortalama işimizle uğraşınca kitap yazmaya falan doğrusu vakit kalmıyor. İleride olabilir elbette. Amerikan sağlık sistemi, Allah kimseyi Amerika'da hasta etmesin. Böyle özetlenebilir. Bir felakettir. Sigortanız olsa bile kanser olduğunuzda bütün varlığınızı kaybedersiniz. Ağır bir kalp ameliyatı geçirmeniz gerektiğinde ne kadar varlığınız varsa yok olur. Sigortalıysanız. Sigortasızsanız o hizmeti alamazsınız. Çok garip geliyor değil mi sana? Ama Amerika böyle. Amerika'da Obama'nın planına karşı çıkanlar, Obama oldukça insaflı bir plan getiriyordu aslında. Obama'nın planına karşı çıkanlar başından beri, sağlık da gıda gibi alınıp satılan bir maldır. Neden parası olmayanlara özel davranacakmışız diyebiliyorlar. Böyle de bir şey var yani, ne diyeyim? Var. Böyle bir zihniyet var yani. Biz Türkiye'de bunu hiç söyleyemeyiz. Obama'nın planı biraz daha sigortalı olmayı kolaylaştıran, sigorta şirketlerinin karşısında halkı kuvvetlendiren bir plandı. Amerika'da yaşlılar ve çok yoksullar dışında herkes özel sigortayla ancak sağlık hizmeti alabilir. Prim yatırırsınız ve özel sigortasıdır, devlet sigortası değil. Obama özel sigortalara karşı şöyle bir şey getirmek istedi. Devlet de bir sigorta kursun. Yüz geri ettiler. Yani püskürttüler. Bir şey daha söyledi. Şimdi Amerika'da sigorta poliçesi satın alırken sizin geçmişinize bakıyorlar. Mesela şeker hastasıysanız ya da başka bir genetik hastalığınız, bir durumunuz varsa sizi sigortalamıyorlar. Obama şunu getirdi. Dedi ki milletin geçmişine bakarak özel sigortaların sigortalamama hakkı olmamalıdır. Bunu da geri püskürttüler. Yapamadı bunları. Şimdi Trump geldi, o da yapamayacak. Neden biliyor musunuz? Onlar zaten farklı düşünüyorlar, cumhuriyetçiler. Farklı sebeplerle. Şundan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem tamamen özel sektörün sermayenin elinde. Sigortacılık tarafı da öyle, hastanecilik tarafı da böyle. Ve çok güçlüler. Düşünün, kişi başına aşağı yukarı 4500 dolar, o söylediğim 9000'in yarısına yakın bir kısmı, hesap etmek için 5000 dolar diyerek hesap edelim. Kişi başına ortalamada 5000 dolar sigorta şirketlerinin elinde dönüyor. Özel sigorta şirketlerini. 5000 ile 300 milyonu çarpın arkadaşlar. 1,5 trilyon dolar yapıyor. Akla ziyan bir para. Dolayısıyla çok güçlüler. Bu para arka planında da bunu kullanan finansman fonlarıyla ortak hareket ediyor. Dolayısıyla Amerikalıların, Allah yardımcısı olsun, işleri zor. Evet, yeni sorular alalım arkadaşlarım. Sen buyurun. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Fethi Furkan Elbir. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Az önce de bahsettiğiniz zaman ben biraz daha üstünde durmanızı rica ediyorum. 2017 yılı içerisinde 8 tane şehir hastanesi açılıyor. Şehir hastanelerinin hizmeti ve koşulları nedir? Nerelerde açılacak? Ayrıca 2011 yılında memleketin Van Erciş'te gerçekleşen depremden sonra
Depremden önce Erciş Devlet Hastanesi yapılmaya başlandı. Ancak inşaat halen tamamlanamadı. İnşaat ne zaman tamamlanacak? Şimdi biz bir defa hükümet olarak ihtiyaç olan her yerde hastaneleri bir an önce yapıp hizmete sokuyoruz. Van bunun en önemli örneklerinden birisidir. Van'da deprem oldu biliyorsun. Ama şu anda Van'daki hastanelerimiz toplamda Türkiye'yi şehir şehir düşünün. Türkiye'nin en modern hastaneleri arasında. Yani Van'ı sıraya koysak ilk üçe girer. Yeni hastaneler yaptık. Biraz önce bahsettiğim banyolu, tuvaletli, tek yataklı odalar, geniş mekanlar. Gittin mi hiç Van'da hastaneye? Gittim sen. Görmüşsündür. Evet. Peki bunu yapan bir hükümet Erciş'i niye bekletiyor böyle? Van'daki iki yatırım Erciş'in 10 misli. Çünkü maalesef işe alan TOKİ yapıyor Sağlık Bakanlığı için orayı. Doğru. İşe alan birinci müteahhit işi yapamadı, ikinci müteahhit işi yapamadı. Oluyor bazen böyle talihsizlikler. Şimdi önümüzdeki 3 ayda bitirmek üzere gerekli tedbirlerini aldık. Biz müteahhitin elinden alıyoruz. Sonuna yaklaştığı için böyle bir imkan var. Onun namı hesabına yapılacak. Onun bir tekniği var. Parası da teminatından kesilerek inşallah Erciş hizmete girmiş olacak. Aslında ben bütün Erciş'lerden de özür diliyorum. Çoktan bitirmiş olmamız gerekirdi. İşte bunun peki şehir hastanelerle ilgisi ne derseniz. Bakın açtığımız 3 şehir hastanesinden biri Mersin'de 1300 yatağa yakın. Öbürü 800 yatak civarında Isparta'da. Biri de Yozgat'ta 500 yatağa yakın. Yozgat ve Isparta'dan bahsedeyim size. Buralardaki hastaneler 1,5 seneden daha erken zamanda yapıldı ve bitirildi. Kamu özel ortaklığıyla yapıyoruz. Her yönüyle hızlı, çok daha kaliteli hale yapılabiliyor ve işlerimizi kolaylaştırıyor. Bu kamu özel ortaklığıyla yapılan hastanelere karşı çıkanlar var. Özellikle muhalefet cephesi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, hele kusura bakmayın aptal aptal iddialarda bulunanlar var. Buradaki firmaya %70 doluluk garantisi veriliyor falan gibi. Halbuki bunların hiçbirinin vatandaşla uzaktan yakından alakası yok. %70 doluluk garantisi falan da kimseye verildiği de yok. Bir de biz özellikle Isparta'da hastaneyi açarken şöyle bir dedikodu çıkardılar. Burası ücretli olacak diye. Halbuki şehir hastaneleri sonuçta devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hangi kural varsa o kurallara tabi. Vatandaş açısından en ufak bir farklılık yok. Ama bu dedikoduyu bilerek yaptılar. Biz ilanlar vermek zorunda kaldık biliyor musunuz? Vatandaş Isparta Şehir Hastanesi'ne gitmiyordu. Para alacaklar diye bizden. Bu yalanlara neden milleti inandırabiliyorlar? Çünkü gerçekten yapılan hastaneler sizin İstanbul'da gördüğünüz en modern, en yakışıklı özel hastanelerden de daha mükemmel hastaneler. İnsanlar biraz inanmakta da zorluk çekiyor. Ya bundan bir müddet önce bir 5 kişilik odada yatan, küçücük mekanlarda hizmet almaya çalışan bir kimse karşısında öyle bir şey görüyor ki. Mesela Mersin'den misal vereyim size. Mersin'de iki hastaneyi biz şehir hastanesine taşıdık. Eski devlet hastanesi ve eski kadın doğum çocuk hastanesi. İkisinin toplam kapalı mekanı 50 bin metrekare civarındaydı. 55 bin metrekare. Bunların taşındığı şehir hastanesi kaç metrekare biliyor musunuz? Mersin Şehir Hastanesi. 1300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi kaç metrekare? Bir tahminde bulunun. 350 bin metrekareden daha büyük. Yani 50 küsür bin metrekareyi 350 bin metrekareye taşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? 50 metrekarelik başınızı soktuğunuz kötü binanın çatısı akan bir eviniz vardı. Şimdi Allah size imkan verdi. 350 metrekarelik bir evde oturuyorsunuz. Böyle bir değişiklik bu. Sadece mekanın büyüklüğü açısından. Ama onun dışında da birçok iyileştirmeler var. Bu sene toplamda bahsettiğiniz 8 hastaneyle peşinden neresi geliyor bu 3 hastanenin? Kayseri, Adana, Eskişehir, Bilkent Ankara'da bir yer daha var. Böylece 10 bin yatağın üstüne çıkmış oluyoruz yeni şehir hastaneleri açısından. 40 bin yatağın üstünde yatak yapacağız. Önümüzdeki 4 seneye bu Allah'ın izniyle sığacak.
Böylece Türkiye'deki hastaneler de mükemmel bir hale gelecekler. Yani özellikle vurguluyorum, şehir hastanelerinde vatandaş bir devlet hastanesi olarak hizmet alır. Konfor ve hizmet çok daha mükemmel hale geldiği hal gelmesine rağmen vatandaştan para talep edilmez. Tabii ki buna şu dahil değil. Biliyorsunuz devlet hastanelerine gittiğiniz zaman 6 lirayla 7 lira arasında, eğitim hastanesi 7 lira, bir girişte para ödüyorsunuz. Şimdi bunu dillerine doluyorlar. Ya insan utanır biraz. Yani gidip 50 bin liralık, 30 bin liralık, 10 bin liralık hizmet alıyor vatandaşımız 5 kuruş ödemeden. Muhalefet 5 lirayı, 6 lirayı diline doluyor. O 5 ile 6 lirayı biz bir para gelsin diye istemiyoruz. Vatandaşımız ihtiyacı olmayan durumlarda hastaneye giderek orayı bloke etmesin, aile hekimini kullansın diye yapıyoruz. Çünkü aile hekimine müracaatlarda hiçbir şey alınmıyor. Katkı payı dediğimiz küçük katkı paylarının alınma sebebi de bu. Ama bu hastaneler ücretsiz hastaneler. Bu şekilde de hizmet verecek. Sayın Bakanım, birçok yeni şehir hastanesi açılıyor. Bunun kadroları şu anda yeterli mi? Mesela yeni alımlar olacak mı? Bunu soruyorlar. Bir de sosyal medyadan şu soruyu çok aldık. 12.500 sağlık personeli alacağını duyurmuşsunuz. Bunlara Haziran mezunları da yetişmek istiyorlar. Bir de şunu da ekleyelim. Mesela yeni açılan bu hastanelerde Türkiye'de yaşayan 3 milyon Suriyeli mülteci, doktor olanlar da çalışabilir mi? Çalışma yönünde yasal durum nasıl? Şimdi tabii ki şehir hastaneleriyle birlikte aslında onları kurmasaydık bile Türkiye'de sağlık personeline ihtiyacımız artıyor. Evet. Doktor başta olmak üzere ama diğer personeller için de bu böyle. Ne yapıyoruz? Her yıl bizim Maliye Bakanlığı'na aldığımız kadrolar var. 2017 için 16.500 kadro almıştık. Bunun 4.000'ini atadık. 12.500'ünü de şimdi atayacağız. Bunlar sağlık personelleri. 17.000'de şirket personeli alacağız bu sene. İkisini toplarsanız sağlık personelleri, şirket personeli ne yapıyor? 33.000'i falan buluyor. Bir 9-10 bin kadar da muhtemelen doktor istihdam edeceğiz. Yani şu andaki tablomuz budur. Peki bu 12.500 için nasıl bir süreç var? Normalde biz Maliye Bakanlığı'ndan bunlar için vize alırız. Sonra ÖSYM ile konuşur. Bir takvim çerçevesinde de onları işe alırız. Evet. Bu takvim şu anda yürüyor. Biz de bunu olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Haziran'da mezun olacak kardeşlerimiz geciktirin bunu diyorlar. Öbür taraftan şu anda bekleyen on binlerce kişi bir an önce yapın. Haklı olarak diyorlar. Biz belli bir süreçte elimizden geldiği kadar hızlı yapıp bu işi bitireceğiz. Çünkü bizim de bir an önce sağlık personelini alarak çalıştırmaya ihtiyacımız var. Evet. Onları yerlerine atadıktan sonra, daha doğrusu kuralarını çektirdikten sonra bir de güvenlik soruşturmaları var. Bizim de şiddetli ihtiyacımız var. Yeni hastaneler açıyoruz. İstanbul'da, sadece İstanbul'da böyle birkaç hastane var. Yani elimizden geldiği kadar hızlı bir biçimde bu alımları yapmaya gayret ediyoruz. Bir sorunuz daha vardı. Suriyeli mülteciler arasında doktor olanlar. Şimdi orada şunu yaptık. Ellerinde doktor olduklarını ya da bir sağlık çalışanı olduklarını gösteren herhangi bir belge olan, diploma ya da benzeri belge olan herkesin belgelerini kabul ettik. Onları bir eğitimden geçirdik. Dünya Sağlık Örgütü ile de beraber. Bu eğitim sonrasında kurduğumuz ve kuracağımız göçmen sağlığı merkezlerinde onlar çalışacaklar. Suriyelilere hizmet edecekler. Ama sadece bu amaçla çalışacaklar. Böyle bir şu anda düzenleme yaptık. Mesela Sayın Bakanım, 3 milyon resmi olarak Suriyeli mülteci var. Mesela bunların sağlık harcamaları ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir yardımda bulunuyor mu Türkiye'ye? Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten böyle çok ciddi bir parası yok. Cüzi bir biçimde yardım edebilir de. Daha çok teknik destek vermiş oluyor. Bir de gözlemiş oluyor. Bizim için iyi bir şey bu. Dünyaya da tanıtıyorlar onlar. Ama Avrupa Birliği'nin bize vereceği bir para vardı. Onları çok geciktirdiler. Bir miktar para alacağız ama yani bunlar, açık söyleyeyim, bizim harcadığımızın yanında küçük kalır. Çok küçük kalır. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün hemen hemen verdiğinin hiçbir anlamı yok. Avrupa Birliği'nin de gelmesi beklenen, henüz gelmemiş olan miktar da küçük bir miktar. Biz her yıl
bu mülteciler için, bu kardeşlerimiz, misafirlerimiz için 1 milyar, 1 milyar 200, 300, 400 civarında, yani 1 milyar Türk lirasının üstünde bir harcama yapıyoruz sadece Sağlık Bakanlığı olarak. Sadece Sağlık Bakanlığı olarak. Önemli bir para. Ama bizim kişi başına kendi vatandaşımıza harcadığımız paranın da altında kalıyor. Çünkü bu nüfus genç bir nüfus. Dolayısıyla sağlık harcamaları daha çok yaşlı nüfus tarafından yapılan harcamalar. Ama abartanlar da var bunu. Yani bazen Türkiye'de diyorlar ki işte muhalefet çevreleri bilerek yapıyor. Bizim alamadığımız hizmetler onlara veriliyor. Dünyanın parası harcandı falan. Hayır. Biz şu anda kamu tarafından bu sene sağlığa 110 milyarın üstünde para harcayacağız. Belki 115 harcayacağız. Şu anda kesin değil. 115 milyar, 110 milyar para harcıyorsunuz. İçinden 1 milyar, 1,5 milyar lira yoksul, gariban, Suriyeli harcıyorsunuz. Harcayacağız tabii. Bakın ben şuna başından beri inanırım. Her fırsatta da söylemeye devam edeceğim. Türkiye eğer 500 dolar kişi başına sağlık harcamasıyla bütün yaşlarına bakabiliyorsa, bütün hastalarına bakabiliyorsa, uçak ambulans gönderebiliyorsa, 13 çeşit dünyanın en iyi aşılarını çocuklarına yapabiliyorsa, organ nakli dahil bütün böyle ağır masraf gerektiren hastalıkları ücretsiz olarak hizmetlendirebiliyorsa, bu sadece bizim başarımız değil. Bu bereket arkadaşlar. İşte siz garibanlara yardım ederseniz, hizmet ederseniz, Suriyelisi olur, Afganlısı olur, Sudanlısı olur, Somalisi olur, Cenab-ı Hak da size bereket verir. Bugün Somali'de, Sudan'da bizim 200'er yataklı hastanelerimiz var. Arkadaşlarımızı oraya gönderiyoruz, gönüllü arkadaşlarımızı. Bir miktar para da harcıyoruz. Önemli bir miktar para da harcıyoruz. Ve şu anda Afrika'nın o bölgedeki en mükemmel iki hastanesinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu bizim dünyamızı tanımayan insanlar anlayamayabilirler. Ama tanıyanlar bunun ne olduğunu çok iyi bilir. Biz berekete inanırız. Parayı verimli kullanacaksınız, akıllı kullanacaksınız ama Allah'tan da bereketini isteyeceksiniz. Bir aile ayda evine 5000 lira girer, bir türlü yokluktan kurtulamaz. Öbür ailenin ayda evine 2000 lira girer, beyler paşalar gibi yaşar. Bereketli yaşıyordur. Biz bu garibanlara harcadıkça Allah-u Teala da bize bereket veriyor. Ben buna yürekten inanıyorum. İnanmayanlar olabilir. Bizim kültürümüzde zaten. Ama ben buna yürekten inanıyorum. Sayın Bakanım, yine sosyal medyadan aldığımız sorularda yurt dışı tıp fakültesi bitirenler burada diplomaları sayılmıyormuş. Bu yerlerde biraz YÖK'ü de ilgilendiriyor anladığım kadarıyla. Bir de doktor açığımız var mı önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde? Aslında yurt dışında YÖK'ün uygun bulduğu fakültelerden mezun olan herkesin diploması kabul ediliyor. Evet. Ama ben de kabul ediyorum. YÖK'ün denklikleri onaylama süresi biraz uzun. Bunu başkanla da görüştük. Başkan da birlikte çalıştığı arkadaşlarına talimat verdi YÖK Başkanımız. Bu süre biraz daha kısaltılabilir. Sonuçta bürokratik bir işlem. Hızlı davranmak lazım. Denklik meselesi. Evet. Türkiye'de doktor eksiği elbette var. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde doktor sayısı itibariyle biz 53 ülke içinde sondan ikinciyiz. Yani 52.'yiz. Nüfusuna kıyasla, yani yoğunluk açısından doktor sayısı itibariyle bir tek Bosna'nın önündeyiz. Bütün öbür ülkelerin gerisindeyiz. Halen. Doktor sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu hem vatandaşa verilen hizmetin kalitesini artırmak açısından gerekiyor. Hem de doktorların huzur içinde rahatça hizmetlerini yapmaları açısından da gerekiyor. Doktorların üzerinde Türkiye'de çok fazla iş yükü var. Nasıl yenebilirsiniz? Sayıyı artırmamız lazım. Zamanında Türk Tabipler Birliği çok karşı çıktı bu işe. Artık sesleri pek çıkmıyor. Haksız olduklarını anladılar. Yıllarca Türkiye'de doktor sayısının fazlalığından bahsettiler. Nasıl oluyor kardeşim? 53 ülkenin içinde 52.'yiz, o da 53.'ydük de. Bu son zamanlarda biraz sayıyı artırdığımız için Bosna'nın önüne geçtik. 52.'siniz, sonuncusunuz ve doktor sayımız yeterli diyorsunuz canım. Akıl var, yakın var. Allah Allah. Yani nasıl yeterli diyebilirsin? İşte nüfusumuz farklı, şartlarımız farklı. Olabilir. 40. olsaydık yeterli diyebilirdik. Belki 20. olsaydık. Ama sonuncusunuz arkadaşlar. Neye dayanarak yeterliyim diyorsunuz? Türkiye'de doktor sayısını artırmaya devam etmek gerekiyor.
tıp fakültelerindeki kontenjan sayıları ciddi ölçüde arttı. Yeterli mi sizce? Bence artık bundan fazla artıramayız. Peki Sayın Bakanım. 4500 yeni öğrenci alınıyordu. Şimdi 12.000 öğrenci alınıyor. Böyle devam evet. etmek gerekiyor. Bölgede mesela baktığımız zaman çok ciddi istikrarsız ülkeler var. Kimilerinde savaş var, kimileri bölünmüş, parçalanmış. İşte Suriye, Irak, herkese öyle. Türkiye'de yarın öbür gün buralara doktor ihraç etmeye başlayabilir mi? Akademisyen boyutunda da olabilir, normal doktor da olabilir. Türkiye olursa dünyanın, da biz buna hazırlık yapmış olacak mıyız bu fakültelerle? Türkiye dünyanın her yerine doktor ihraç edebilir. Ben Suudi Arabistan'la çok çalıştım Körfez'le. Müthiş bir doktor ihtiyaçları var. Avrupa'da da doktor ihtiyacı var. Amerika'da da doktor ihtiyacı var. Bir şartla ki yetişen doktorlarımıza İngilizce iyi öğretmeliyiz. Evet. Aslında bu hemşireler ve diğer bazı sağlık personeli için de böyle. Yabancı dili iyi öğretirsek Türkiye'de de hizmet edebilirler, yurt dışına da hizmet edebilirler. Mesela Kübalılar, biliyorsunuz Küba'da İspanyolca konuşulur. Çok sayıda doktor yetiştiriyorlar. Ve İspanyolca konuşulan ülkeler, İspanya, Latin Amerika ülkeleri çok sayıda Kübalı doktor çalıştırıyor. Bizim bir dünya gencimiz var. Yani doktor sayısının artışından Türkiye'de asla korkulmamalı. Bazıları şöyle bir endişeye kapılıyorlar. Bu sayı artar da işte sonuçta acaba doktorların iş bulma sorunu falan olur mu? Olmaz. Böyle bir önümüzde risk yok. Diyelim ki 10 sene sonra doktor sayımız yeterli hale gelmişse 15 sene sonra o zaman gerekirse tıp fakültelerindeki öğrenci sayısı azaltılabilir. Ama şu anda hala doktor sayısını artırmaya ihtiyacımız var. Sayın Bakanım, çok kısa bir vaktimiz kaldı. 2-3 dakika. Kanser hastalarıyla ilgili ücretsiz tedavi dönemi başlıyor. Bununla ilgili bize 3 dakikaya sığdırabilirsek çok iyi olur. Onu 1 dakikaya da sığdırırım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Sağ olsun. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve bana talimat verdi. Bürokratlarımız çalıştı. Bu ayın içinde inşallah bunu bitireceğiz. Çünkü fiyatları farklılaştırmak lazım. Özel sektörün kanser cerrahisinden para almaması için. Diğer alanlarda zaten alınmıyor. Bunu bu ay inşallah bitireceğiz ve vatandaşımız kanser tedavisi, kanser ışın tedavisi için para ödemediği gibi özel sektörden bahsediyorum. Evet. Kanser cerrahisinin içinde artık para ödemeyecek. İnşallah böyle olacak. Son bir vaktimiz biraz daha kaldı. Kısa cevapladınız. Sağlık turizmle ilgili. Mesela Türkiye gelen yabancılar var. İşte başta göz, diş. Bununla ilgili sayı gittikçe artıyor. Evet. Özel sektörle de görüşüyoruz. Bunun kurallarını ve otokontrolünü iyi yapmamız lazım. Yani hizmeti iyi vermeyen, standart biçimde vermeyen bir takım kuruluşlar ortaya çıkarsa, bugüne kadar olmadı ama hani evet. iştahlanıp da bir müddet sonra biz bu husustaki ivmeyi kaybedebiliriz. Şu anda önümüz çok açık. Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Avrupa'dan, hatta Amerika'dan çok uzak olmasına rağmen Türkiye hastalar geliyor. Biz şehir hastanelerinde de bu işi geliştireceğiz. Bir taraftan özel sektörle geliştireceğiz. Yurt dışında tanıtım faaliyetlerini artırmamız lazım. Sağlık turizmi açısından Tayland, Hindistan, bunlar ön planda ülkeler. İyi tanıtım yaptılar zamanında. Şimdi biz de inşallah bu tanıtımları iyi yapıp bu hastaları Türkiye'ye getirmeliyiz. Çünkü Türkiye'deki hizmetler hem daha ucuz hem daha kaliteli. Bunu yapabiliriz yani. Sayın Bakanım, arkadaşlarımız sizin biyografinizi bir video halinde hazırladılar. Sizi kısa bir tanımak için bir biyografimizi izliyoruz. Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak ders verdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı, satın alma komisyonu başkanlığı ve tıp dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürüttü. Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. 1999'da profesör oldu. Özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında olmak üzere 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 22, 23 ve 24. dönem Erzurum milletvekili oldu. 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 18 Kasım 2002'den 24 Ocak 2013'e kadar Sağlık Bakanı olarak görev yapan Akta, bu göreve 4 kez üst üste atanan ilk bakandır. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nde Sağlıkta Liderlik Programı'nın yönetim kuruluna seçilmiştir.
1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. dönem Erzurum milletvekili, 25 Kasım 2015 tarihinde AK Parti Arge Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, 24 Mayıs 2016'da 65. Hükümet Sağlık Bakanı olarak göreve başlamış ve halen devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Akta, evli ve 6 çocuk babasıdır. Sayın Bakanımızın başarılarla dolu biyografisini izledik. Şimdi son bir soruyla programımızı kapatıyoruz. Buyurun. Efendim, uzun yıllardan beri ülkemizde aktif siyasetin içindesiniz. Bunun yanında ayrıca akademisyen bir kişiliğiniz de var. Benim size sormak istediğim, hem akademik hayatınızda ve siyasi hayatınızdaki tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak biz gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Teşekkür ediyorum. Güzel bir kapanma sorusu. Geçen yakın bir arkadaşım Twitter'da birisinin yayınladığı bir mükemmel bir fotoğrafı bana göndermiş. Altında şöyle yazıyor fotoğrafın: ünlü ve çok zengin iş adamının son hali herkesi şaşırttı. Tekrarlıyorum, ünlü ve çok zengin iş adamının son hali herkesi şaşırttı. Fotoğrafta bir toprak görüyorsunuz. Ben bunda bir video falan var, basınca herhalde peşi gelecek diye zannettim. Baktım sadece o toprak resmi. Ünlü ve çok başarılı iş adamının ya da politikacının ya da akademisyenin, Recep Akdağ'ın sonu bu arkadaşlar. Toprak. Sonumuz toprak. Bunu kafamıza yerleştirirsek işimiz kolaylaşıyor. Hırslarımız törpülenir. Şunu öneririm. Her sabah evinizden çıkarken niyetinizi yenileyerek çıkın. Ben öğrenciyseniz, öğrenci ya da bir işe gidiyorsanız, işimi düzgün yapacağım, kimseye zarar vermeyeceğim, bir şey kazanırsam helalinden kazanacağım ve milletime hizmet edeceğim. Bu niyette çıkarsanız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinden mülhem söylüyorum, akşama kadar bir mescitte ibadet etmişsiniz gibi gününüz geçer, evinize de böyle dönersiniz. Hayatta bundan ibaret bir şey zaten. Yani insanın nerede olduğu, hangi pozisyonda olduğunun hiçbir önemi yok. Bulunduğu yerde hayırlı bir iş yapıp yapmadığının önemi var. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Bugün. Hep bugüne odaklanmak lazım. Öğrenciysek iyi öğrenci olacağız. Şunu, kariyerinizi tamamlamadan başka işlere atılmanızı da çok doğru bulmam. Mesela politika konusu bir meslek falan değil. Politikayı meslek gibi algılayanlar var. Siyaset bir meslek değildir. Sizin bir mesleğiniz olur, bir kariyeriniz olur. Siyaset yoluyla hizmet edersiniz. Çünkü onu noktalayacağınız bir yer olur her zaman. Halbuki kariyeriniz her zaman sonuna kadar sizi takip edecek bir husustur. Allah'ın rızasından ayrılmazsak mesele tamamdır. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vakitlerini bize ayırdığı için. Gerçekten Türkiye'nin devrim niteliğindeki sağlık alanında yaptığı çalışmaları burada konuştuk. Bir Gençlerle Büyük Buluşma'nın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.